izleyenlerimiz TV Malatya ekranlarında bir ana haber bültene daha hoş geldiniz. Yapımda ve yayımda emeğe geçen arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Değerli izleyenlerimiz, sizleri ilk olarak hemen Hekiman ilçesine götüreceğiz. Gece saat 2.30 civarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hekiman ilçesinde depremde can kaybı yaşanmazken 5 evde ağır hasar oluştu. Hekiman ilçesinde gece saat 02.28'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken 5 evde ağır hasar oluştu. Deprem sonrası bölgede panik yaşanırken bir evin duvarının yıkılması sonucu 7 yaşındaki Berk Keçeli isimli çocuk hafif yaralanırken depremin merkez üssü olan Dursunlu köyünde 5 ev ağır hasar gördü. Kocaözü köyünde 3 ev hafif hasar görürken depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin Hekiman ilçesinin Sarıkız köyü olduğu belirlendi. Yerin 22 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD ekibi il ve ilçelerdeki birimlerle yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir can kaybının olmadığı bilgisini aldı. AFAD Malatya ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Dursunlu köyünde 5 evin kullanılamaz halde olduğu, Kocaezi köyünde de 3 evde çatlak oluştuğu görüldü. Bölgede vatandaşlar geceyi yağmura rağmen dışarıda arabalarda geçirdi. Diğer yandan meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar 10 artçı deprem daha yaşandı. Yaşanan artçı depremler ile beşik gibi sallanan bölgede AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem sonrası Başkan Ahmet Çakır'ın direktifleri doğrultusunda gezici aş evi Dursunlu'ya gönderildi. Evet, Hekiman ilçesinde gece yaşanan 5 şiddetindeki depreminin güne yansıması nasıldı? Bugün saat 1.30'a kadar 70'in üzerinde artçı deprem meydana geldi. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Malatya'da gece saat 2.28'i gösterdiğinde verilere göre 5 büyüklüğünde merkez üssü Dursunlu mahallesi olan deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 13.30'a kadar 3.5 ile 1.3 arasında 70 deprem kaydedildi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Hanif Acar 7 hasarlı evin oturulamayacak durumda olduğunu belirterek hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hasarlı evler var. Oturulamayacak durumda olan 7-8 tane ev var. Yani kesinlikle artık bu saatten sonra oturulmaması gereken. Ayrıca hasarlı evler var. Şu anda AFAD ekibimiz de burada. Hasar tespiti başladı. Sağ ol, evet. Çadırlar geldi. İtfaiye Daire Başkanı Büyükşehir adına İtfaiye Daire Başkanı olarak burada ya sabah sıcak ekmeklerimizi dağıttık. İşte köylülerimiz kendileri de dayanışma içinde yaralı yok. Allah'a şükür. Bir vefat eden yok. Sıkıntı inşallah bir an önce giderilecek. Tamam. Yani şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak da Sayın Başkanımızın talimatlarıyla burada gereken neyse yapılmaya çalışılıyor. Değerli izleyenlerimiz, gece saat 2.30 civarında meydana gelen depremle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı Avukat Bülent Tüfekçi de bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bu mesajla beraber bir diğer haberimize de geçelim. Yine Hekimhan'dayız tabii ki. Hekiman ilçesinde yaşanan depremin ardından bölgeye giden Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz köylülerin sorunlarını dinledi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile birlikte 5 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Hekiman ilçesinin Dursunlar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.
Depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partililer vatandaşların sorunlarını dinledi. Üçüncü katta. Zaten olan olmuş zaten da. Yok artık öyle olur, demeyin. Aman çoluk çocuk girmeyin olur, içeri. Olur. İçeriye çoluk çocuk girmeyin. Çaremiz yok, ne yapacağız? Yiyecek ha? Almayacağız mı? Daha ha, alın ama daha öyle alın çıkın. Şey zaten ayakta zor duruyor. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, komşu ilçe olan Hekimhan'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için geldiklerini belirtti. Evet, komşu ilçemizde meydana gelen deprem nedeniyle geldik, ziyarete geldik burada ama gördüğümüz manzara çok da hoş değil tabii. İnsanlar gerçekten mağdur durumdalar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla ziyaret ettiğimiz evlerin bir çoğunda oturulacak durumda değil. Kesinlikle, evet burada şunu da gördük, insanlara bir çadırlar kurulmuş, gelinmiş ama çadırlar sanıyorum yazlık herhalde. Yani bu kış günü insanlar normal evde oturup soğukta oturamazken çadırların soba bacası bile yok. Herhalde sanıyorum ki bu bir yazlık çadır bunlar. Bunlar giderilecektir, düzeltilecektir. Bizler Hekimhan halkına, buradaki Dursunlu köyü halkına geçmiş olsun diyoruz. Biz de komşu ilçe olarak, Arguvan olarak yanlarında olduğumuzu, her zaman üzerimize ne düşerse onlarla birlikte olduğumuzu, onların bu zor günlerinde, bu dar günlerinde acılarını paylaşmak, bunların sıkıntılarını aza indirmek için elimizden ne geliyorsa bu gayreti göstereceğiz. Onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tüm Hekimhan'a, tüm Dursunlu'ya geçmiş olsun diyoruz. Umarız ki bir daha böyle bir acıyı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Küraz da depremin kent genelinde çok şiddetli bir şekilde hissedildiğini aktardı. Dursunlu'da yaşanan deprem sonrası halkın sorunlarının henüz tam olarak çözülemediğini ifade eden Küraz, kış günü dolayısıyla insanlar çok ciddi mağduriyetler yaşıyor diye konuştu. Tabi bu gece yaşadığımız bir deprem var. Şu anda merkez üssü olan Dursunlu köyüne geldik. Arguvan Belediye Başkanımızla, Hekimhan Belediye Başkanımızla, buradaki ilçe örgütümüzle birlikte sizlere bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle Dursunlu'ya çok geçmiş olsun diyoruz. Bunun yanında Hekimhan'a çok geçmiş olsun diyoruz. Aynı zamanda tabii Malatya'ya da geçmiş olsun diyoruz. Depremi tabii Malatya'da, biz Malatya'da oturduğumuz için Malatya'da oturan her vatandaş da aslında ciddi şiddetli şekilde hissetti. Malatya uzun süredir zaten ifade ediliyor. Dolayısıyla bilimsel veriler de bunu söylüyor. Birinci derecede deprem kuşağı olan bir il. Evet. Ama bununla ilgili yeterli çalışma yapılıyor mu? Yapılmıyor. Altyapımız var mı? Yok. Şu anda görüldüğü kadarıyla da zaten Dursun'da küçük bir depremde bile daha doğrusu en azından can kaybı yaşamadığımız ve bunun sevindirici olduğu bir depremde bile buradaki insanların, evlere hasar gören insanları belki konaklatacak ya da onlara bir çatı sunabilecek bir çadır kurulamamış durumda şu saatlere kadar. Evet. Şimdi tabii kış günü, dolayısıyla insanlar çok ciddi mağduriyet yaşıyorlar. Malatya'da da aslında, Malatya'nın tümünde de bununla ilgili bir sorunumuz var. Bir an önce bununla ilgili hem vatandaşın bilinçlendirmesi noktasında, deprem anında ne yapması noktasında, bu konuda da vatandaşların çok bilinçsiz olduğunu bir kez daha gördük. Hepimiz bu anda ne yapabileceğimizi çok şaşırıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili hem eğitim çalışmalarının yapılması gerekiyor hem de gerçekten böyle bir depreme karşı hazırlıklı duruma getirilmemiz gerekiyor. Tabii Dursunlu için de söyleyeceğimiz şu, Dursunlu ve buraya yakın bazı köylerde de ciddi hasarlar var. Burada da Cumhuriyet Halk Partisi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ababa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada hem Suruç'taki eylemin, hem de Ankara'daki eylemin, hem de bugün Diyarbakır'daki Tahir Elçi'nin öldürülmesindeki eylemin 3 ortak özelliği var. 3 eylemde de barış isteniyordu şeklinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ababa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sözlerine Diyarbakır'daki basın açıklaması sonrası katledilen Tahir Elçi yanarak başladı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle sözlerime Diyarbakır'da bir basın açıklaması sırasında katledilen Tahir Elçi yanarak başlamak istiyorum. Aynı yerde bir polis memuru da katledildi. Türkiye'nin barış sağ olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın AKP Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan burada bir usul tartışması açılmasının bir zaman kaybı olduğunu söyledi. Sayın Turan'a ve AKP milletvekillerine soruyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir ülkede, bir ülkenin önemli bir kentinde bir baro başkanı öldürülüyorsa ve sokak ortasında katlediliyorsa bu önemli bir olaydır. Ve bunu herkesin tartışması lazım. Başta İktidar Partisi'nin tartışması lazım.
Ağbaba konuşmasının devamında başbakanın söylediği beyaz toroslar gelmeye başladı diyerek başbakanı ve AK Parti'yi eleştirdi. Van'da seçim propagandasında beyaz toroslardan söz etti. Türkiye beyaz torosların geleceğini söyledi. Bugün beyaz toroslar gelmeye başladı. Bu dönemde 20 Temmuz'dan başlayarak Suruç katliamından bugünkü duruma baktığımız zaman bir fotoğrafı görmemiz gerekiyor. Ve son iki gün önce 26 Kasım'da tutuklanan hem Can Dündar'ı hem Erdem Gül'ü gördüğümüz zaman bir fotoğraf tamamlanıyor aslında. Hatırlayınız, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olan, herkesin gözü önünde olan bir Suruç katliamı yaşandı. Önceden ilan edilmiş, daha önceden bir barış eylemi olarak ilan edilmiş bir kentte 33 tane çocuk bir canlı bomba tarafından katledildi. Suruç ki, defalarca gitmiş bir milletvekili olarak söylüyorum, Suruç'un o caddesine farklı renkte bir tişörtle giyen bir genç gelse Suruç'ta bunu görmemek mümkün değil. Ama o canlı bomba, daha önce devlet tarafından ismi bilinen canlı bomba Suruç'a gidiyor, bombayı çekiyor, patlatılıyor. Hükümet ne yapıyor değerli arkadaşlar? Hükümet gizli kararı veriyor. Suruç'la ilgili bir araştırma yapmıyor. Arkasından burada bir araştırma önergesi verdi CHP grubu. Terör araştırılsın dendi. Hem Suruç'ta katledilen 33 genç hem de hunharca, kalleşçe bir evde kafasına silah dayayarak öldürülen iki polis hakkında bir terör komisyonu kurulsun dedik. Ama maalesef hem AKP grubu hem MHP grubu tarafından bu komisyon reddedildi. Genel başkanımızın talimatıyla bir komisyon kurduk. Ağbaba nerede bir barış eylemi varsa, nerede bir eylem varsa AKP'nin besleyip büyüttüğü öfkeli gençler dediği, silah verdiği, MİT tırlarıyla silah gönderdiği IŞİD katilleri de orada var dedi. Ve AKP'nin görmezden gelerek yetiştirdiği, AKP'nin koruduğu IŞİD katilleri tarafından işlenmiştir dedik. Ve bunda söyleyeceğim, 9 Ağustos'ta dedik ki ey hükümet, ey AKP, 9 Ağustos'ta ilan ettik. 22 tane canlı bomba olabileceğini söyledik. Bunu genel başkanı mısın? Genel başkanınıza iletti. O için de ve maalesef tedbir almadınız. Ölenleri suçlamaya çalıştınız. Dedik ki eğer Suruç'ta tedbir alınmazsa, eğer sizin besleyip büyüttüğünüz IŞİD'e tedbir almazsanız dedik, başka katliamlar gelir dedik. Elini kolunu sallaya sallaya Ankara katliamı gerçekleşti. Ankara katliamında canlı bombayı atan Yunus Emre Alagöz, CHP'nin raporunda geçen isimdir. Ve bu sizin başbakanınıza teslim edilmiştir. Ve bu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Değerli arkadaşlar, üç eyleminde ortak bir yeni var. Hem Suruç'taki eylemin, hem Ankara'daki eylemin, hem de bugün Diyarbakır'daki Tahir Elçi'nin öldürülmesindeki eylemin üç ortak özelliği var. Üçü de Suruç'ta da barış istiyorlar. Ankara'da barış istiyorlar. Bugün de Tahir Elçi barış istiyor. Bunun anlamı şu, nerede bir barış eylemi varsa, nerede bir eylem varsa AKP'nin besleyip büyüttüğü, öfkeli gençler dediği, silah verdiği, MİT'lilere silah gönderdiği IŞİD katillerinden korkun diyor. Bakın, Ankara'da bunu haykırıyorum. Ankara'da, Suruç'taki akan kanlarda bunda sizin sorumluluğunuz var. Hükümetin sorumluluğu var. Bu kanlarda sizin elinizde kan var değerli arkadaşlar. Gerçeği ifade ediyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Suruç'ta bir tek emniyet müdürünü bırakın. Bekçi görevden almadı bekçi. Ankara katliamında emniyet müdürünü görevden aldınız. Ankara katliamında sizin işlemeleriniz sonucunda statlarda ölen insanlar yuvarlatıldı. Arkadaşlar. Ankara katliamı ile ilgili ne yaptınız? Gizli kararı verdiniz. Ankara katliamında Suruç'a, Ankara'ya bomba atanlara bir şey yapabildiniz mi? Bakın. Ağbaba konuşmasının sonunda ise Can Dündar'la Erdem Gül'ün tutuklanmasına değindi ve AK Parti'yi katliamların hepsinde sizin kirli elleriniz var diyerek suçladı. Can Dündar'la Erdem Gül tutuklandı. Niye tutuklandı? Can Dündar'la Erdem Gül diyor ki bu MİT tırların içerisindeki silahlar diyor. IŞİD'e gidiyor diyor. Dünya alem biliyor. Bugün bu sıralarda oturan Sayın Bakan ne diyor? Vallahi de billahi de Türkmenlere silah gitmiyor diyor. Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, Bilsam Kültür Kuşağı Konferanslar dizisi için Malatya'ya gelen
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanlarından Nihat Ergün, Adım Adım Siyaset Kitabı üzerine söyleşi ve imza gününe katıldı. BİSAM konferans sonunda gerçekleştirilen Adım Adım Siyaset Kitabı üzerine söyleşi programına BİSAM Başkanı Zekeriya Tav, AK Parti Malatya Eski Milletvekili Avukat Cemal Akın, ANKA Onursal Başkanı Profesör Doktor İbrahim Gezer, ANKA Dernek Başkanı Ömer İpek, AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, Naci Şavata ve vatandaşlar katıldı. BİSAM'a Malatya'da yaptığı etkinlikler için teşekkür eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Nihat Ergün, Malatya hem üretim gücü hem de entelektüel birikimi oldukça yüksek olan bir ildir dedi. Şimdi güzel organizasyonları yapan BİSAM'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Her yıl 2005'ten bu yana herhalde gelişerek devam eden faaliyetlerle Malatya'nın özgün kimliğine ve kişiliğine yaptığı katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sabahki kahvaltıda da, toplantıda da arkadaşlarla paylaştım. Malatya Türkiye'nin ender, kendine özgü entelektüel kimliği olan şehirlerinden bir tanesi. Aynı zamanda üretici şehirlerden bir tanesi. Yani hem entelektüel kimliği yüksek hem de üretim gücü yüksek olan fazla bir şehir yoktur. Yani buna işte Maraş dahil olma çabası içerisinde. Orada da bir entelektüel birikim var ama sanayi birikimi açısından da o da büyük hamleler yapıyor. Bazı şehirler sadece sanayi şehridir. Mesela bir büyük entelektüel birikime sahip değildir. Benim bulunduğum şehir öyle bir şehirdir. Göçlerle büyümüş. Sanayinin odağı haline gelmiş ve sanayileşmeden muzdarip yani artık şey değil, o kadar sanayi olsun istemiyor. Çünkü her yer sanayi. Her yer sanayi olunca da bıktırıyor insanı. Entelektüel boyutu açısından baktığımızda, yani fikir dünyası açısından baktığımızda Malatya kadar zengin sayılmaz. Yani İstanbul'la bitişik olmasına rağmen sayılmaz. Onun için bazı şehirlerde üretim çoktur ama entelektüel boyut zayıftır. Malatya ender şehirlerden bir tanesi. Hem entelektüel boyutu olan kendine özgü hem de üretim gücü ve kabiliyeti olan üretime, sanayileşmeye önem veren bir şehir. Ya bilmeyen ya da bir kısmı okur yazmaz. Ya bilmeyen ya da bir kısmı okur yazmaz. 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden Malatya Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyeleri için bugün bir Mevlid-i Şerif okutuldu. Olayda kaybettik, haka yürüdüler. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Gençlik Kolları tarafından öğretmen evinde gerçekleştirilen Mevlid'e Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, Eğitimsen Şube Başkanı Tarık Kaya, Cumhuriyet Halk Partili Erdem Aslanoğlu ile birlikte il yönetimi ve ölenlerin yakınları katıldı. Patlamada yaşamını yitiren Cumhuriyet Halk Partili gençlerin isimlerinin tek tek okunması ile başlayan Mevlid programında daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek acılarını her zaman paylaştıklarını söyledi. Birlikte yol yürüdüğümüz, çok canımız ciğerimiz olan, unutmamızın mümkün olmayacağı kardeşlerimizin bir mevlidini gerçekleştiriyoruz. Ben tekrar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin acısını yüreğimizde aynı şekilde taşıdığınızı bilmenizi istiyorum. Bütün ailelere tekrar başsağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Tabii değerli dostlar, gerçekten ülkemiz özellikle son dönemde çok karanlık bir dönemden geçiyor.
Bu karanlık dönemle ilgili de her türlü üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Bunu atlatabilmek için her türlü mücadeleyi de vermeye çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Barış isteyen gençlerimiz katlediliyor. Bir taraftan çatışma istemeyen, dün Diyarbakır'da daha dün bir çatışmanın ortasında oradaki baro başkanımız vuruluyor. Dolayısıyla Suruç'ta gençlerimizi kaybettik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya örgütü açısından tabii gençlerimizin kaybı apayrı bir yer oluşturuyor. Onları unutmamız mümkün. Şimdi sizleri TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'ne götüreceğiz. Çatı onarımında çalışan işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 5. Bölge Müdürlüğü'ne ait misafirhanenin çatısında çalışan Murat Karaaslan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Çalışanların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ambulansı görevlileri işçiye müdahale edemeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma ekipleri işçiyi asansör boşluğundan çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayacağını anlayan ekipler işçiye ulaşmak adına bodrum katının bir üst katından duvarı hiltiyle kırdı. Ardından buradan aşağı inen ekipler yaralı işçiyi kurtardı. Ağır yaralanan işçi ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Evet, Büyükşehir Belediyesi eski otogar alanını ihale yoluyla tekrar satışa çıkarttı. Peki şartlar ne? Haberin ayrıntısında. Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde 10.602 metrekarelik alan kapalı teklif usulüyle satılacak. Muhammen bedeli 27 milyon Türk lirası olan otogar alanının 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda Encümen huzurunda satış işlemi gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak isteyenler gerekli bilgi ve belgeleri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü'nden temin edilebileceği kaydedildi. Malatya Kanarya Sevenler Derneği tarafından düzenlenen yarışma ile Malinuya ve Harzolor cinsi kuşlar renk ve ötüm, güzellik gibi kriterler esası alınarak yarıştı. Malatya Kanarya Sevenler Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya ve kafes kuşları sergisine yoğun ilgi vardı. Kuşseverler meraklı bakışlar altında kuşları izlerken yarışmada 2000 civarında çeşitli kuş da satışa sunuldu. Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu'na bağlı Malatya Kanarya Sevenler Dernek Başkanı Mehmet Gezer, kuşseverlere hitap eden bir etkinlik yaptık dedi. Hobiyi yapıyoruz. Kendi işlerimizin haricinde günün yorgun ve stresini bunlarla ilgilenerek, besleyerek, yarışmalara katılarak atıyoruz. Yani biz bu
kapıyı bulmuşuz kendimize. İstiyoruz ki insanlar da bu buralarda stres atsınlar. Renk, ırk ve ötüş kanaryaları. Biz dernek olarak ilimizdeki üreticilerimizin ötüş kanaryaları yapması münasebetiyle federasyondan ötüş kanaryalarının yarışmasını almış bulunuyoruz. Bugün Malinois ve Hazroller yarışması yapmaktayız. Çeşitli illerden çok güzel bir katılım var. Yüksek sayıda bir katılım var. Değerli izleyenlerimiz, bültenimizin sonunda spor haberleriyle ilgili bir de ufak açıklama yapalım. Bugün İzmir'de Altın Ordu ile karşılaşan Yeni Malatya Spor üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 17'ye yükseltti. Buradan Yeni Malatya Sporlu futbolcuları gösterdikleri azimden dolayı tebrik ediyoruz. Gelecek haftaki maçta da umut ediyoruz ki bir 3 puan daha oldukça güzel olur. Evet değerli izleyenlerimiz, bir bültenimizin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum.